Annyong. Uzun zaman oldu değil mi? Evet evet oldu. Çok yorgunum ya. Öyle böyle değil. Acayip ölüyorum. Şu anda koleji dersinde olmam gerekiyordu ama ektim. Neden? Çünkü uyudum. Evet, gün içinde uyuyorum. Yoksa bir yerlerde bayılma tehlikesi falan geçirebilirim böyle. Hani bayılmadım daha ama hani böyle bayılacak raddeye geldiğim oldu böyle. Bugün ayın 11'i mi? Evet. Bugün ayın 11'i. 11 Aralık 2014. Bu ne demek? 2015'e çok az kaldı demek. Ben de bundan önceki video çok böyle talep alınca yeni yıl hediyesi vermeye karar verdim size. Çok iyi bir kızım değil mi? Hayır değilim. İyi bir kız olsaydım daha çok video yapardım. Ve şirinleri görebilirdim. Gerçekten kafam çalışmıyor. Bundan önceki çekilişte biliyorsunuz Limonian sayesinde kavuştuğumuz Cyber Shine'lerden hediye etmiştim size. Onlar biliyorsunuz hani daha çok bakım, cilt falan. Ama şimdi hepimizin şimdi kabul edelim cilt bakımından daha çok önem verdiğimiz bir şey var. O da nasıl göründüğümüz, nasıl kapattığımız makyaj. O yüzden şimdi size gerçekten benim için makyajın en vazgeçilmez unsuru olan göz makyajı için kullandığımız şeylerden bahsedip size onlardan hediye edeceğim. Onlar da bunlar. Şimdi bunlar ne? Şimdi öncelikle şunu anlatmam lazım. Şimdi bana Limonian'dan bunlar geldiğinde şey diye düşünmüştüm işte açayım da ilk işte videoda kullanayım, ondan sonra işte gerçekten nasıl olduğunu hep beraber görelim. Hani hiç yalan olmasın, yanlış olmasın falan. Sonra dedim ki şimdi videoda yaparsam ve kötü çıkarsa ve ben bunu yayınlamış olursam hani çok saçma bir şey olacak. Yani ben kötü şeyin reklamını yapmış gibi bir şey olacağım. O yüzden istemedim. İlk önce dedim ki kendim mi kullanayım? Hakikaten hani videoya çekip size hediye etmeye değer bir şey olabilir mi? Yani çünkü istemem. Ben hakikaten makyaj yapmaya başladığımdan beri eyeliner sorunu yaşayan biriyim. Hani böyle makyaja çok fazla para harcamayı seven biri olmama rağmen eyelinerlarıma muazzam para harcamışımdır yani öğrenci halimle. Ondan bundan kısıp o derece önem veriyorum. Ama bu hakikaten başka bir şey oldu yani benim için. Hakikaten makyaj konusu benim için dönüm noktası olan bir eyeliner oldu. Yalan söylemiyorum. Gerçekten. Şimdi geldi bana bu. Ben bunu işte böyle düşündüm. Sonra vazgeçtim. Kendim kullanmaya başladım. İlk önce böyle işte evin içinde kullandım. Çünkü hani risk atmak istemedim kendim şimdi. Bulaşır bilmem ne. Zaten rezil olmayalım sokakta. Konu komşuya. Evde bu böyle bir takıldı yani. Ama sonuçta evle dışarısı aynı şey değil. Normalde ben herhangi bir eyeliner kullandığımda bana olan şey şudur. Bilmiyorum size de oluyor ama muhtemelen oluyordur. Eyeliner sürersiniz. Ondan sonra bir süre sonra şurada şu göz kapağınızda şey olduğu yerde aynısının böyle bir izi çıkar böyle. Sanki kopyala yapıştır yapmışın gibi. Bana sürekli olur. Onun sebebi de göz kapağının yağlanan bir bölge olması ve yağdan dolayı işte oraya iz çıkması. Hani bunun şey gibi düşünün. Suya dayanıklı waterproof makyaj temizleyicilerinin hepsinin içinde yağ olur ya. Hani o yağ sayesinde temizleyebilir o makyaj malzemesini. O da aynı şey yani. Ne kadar suya dayanıklı waterproof olsa da sonuçta yağlandığı için otomatikman oraya bir copy paste durumu oluyordu. Ya da böyle kuruyup dökülüyordu falan böyle. Hani bu hani kullandığım modellere göre değişiyor. Bu arada size kullandığım birkaç tane eyeliner tipini de göstereyim. Böyle hala kullandıklarım var ama böyle allem edip, kallem edip hani veya böyle çok işte ne bileyim kapalı bir yere gidiyorsam, çok terlemeyeceğimden eminsem veya sürekli kontrol edeceksem veya çok ince kullanacaksam falan yapıyorum. Veya 2-3 tanesini üst üste sürünce tutuyor falan. Böyle saçma sapan şeyler. Bir. Ondan sonra şurada. İki. Şu an çantamda galiba. Bir dakika şurada herhalde. 3 ki en çok para harcadıklarından biridir yani. Yine de olmuyor. İşte bu da fırçalara bir. Ha bu da var. Bu Kore'den aldım. Bu buna çok benziyor. Gösteririm birazdan. Ama bu yani Kore'deyken aşık olmuştum. Herhalde hava değişikliğinden dolayı buraya gelince beni hayal kırıklığına uğrattı. Kullanamadım bir süre. Hala da çok az kullanıyorum hani. Bazen hani göz altına falan kullanıyorum bunu. Evet şu an çantamdan bu kadar çıktı ama eminim ki makyaj malzemelerinin olduğu yerde daha bir sürüsü var. Bunların da eyeliner olduğunu kanıtlamak için sizlere. Eyelinerlar bunlar da. Şimdi bu ki arkadaş bu oluyor. Shocking Triple Eyeliner All My Eyes. Bu arkadaş arkasında da yazıyor. Ter, su veya kirden korunarak 24 saat boyunca akmasını önler. Kirpikleri besler, kirpiklerin dökülmesini önler. Doğru şeyden okuyorum değil mi? Göz makyaj temizleyici kullanmadan ılık su ile kolayca çıkar. Bu. Şimdi Triple Eyeliner ne demek? Göreceksiniz ki şurada 3 başlıklı. 3 başlıklı. 3 başlıklı. Hakikaten 3 başlıklı. Görüyor musunuz? Benim işte Kore'den aldığımda, inanın markasını hatırlamıyorum zaten üstü de silindi. Kore'den aldığımda öyleydi. Tabii kullana kullana biraz ucu deforme oldu. Ama o da öyleydi. Niye bunu gösteriyorum? Bunun olağanüstülüğü, yani bu fırça ucunu benim çok beğenmemin sebebi bir kere, şimdi normalde eyeliner sürüyoruz. Mesela şunu göstereyim. Normal uçlu bir eyeliner. Sürüyorsun. Sürdüm. İşte rengi tam istediğin gibi olmadı. Üstünden bir daha sürüyorsun. Bir daha sürüyorsun. Bir daha sürüyorsun. Koyulaştırıyorsun onu değil mi? Bunda zaten 3 tane yan yana var. Bir kere sürdüğünde 3 kere sürmüşsün. Üst üste gibi oluyor. Yani zaten simsiyah oldu bile yani. Ve işte kuyruk yaparken hani hafif bir el döndürmeyle biraz kalın yapabiliyorsun. Yan çizersen çok kalın olur falan filan. Otomatikman çok kullanışlı. Bakın yan tuttum, çizdim. Hop hop. O yüzden o çok hoşuma gidiyor. Yani bir kere sürüyorsun. Hadi bir daha üstünden geçtim. Hani yetiyor. Siyah oluyor zaten. Gerçekten siyah oluyor. Zaten makyajımı bununla yaptım. Kaşlarıma bakmayın. Makyajımı bununla yaptım. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Copy paste yapmıyor. Gerçekten yapmıyor. Yani ben işte dediğim gibi bu herhalde benim elime geçeli bir ay ya da daha fazla bile olmuş olabilir. Bir kere denemek için kullandım evde. Sonra bir kere de dedim evde olmaz bile dışarıda deneyeyim. Dışarıda da denedim. Baktım hiçbir şey olmuyor. Bir şoklar yaşadım falan böyle. Daha neler falan oldum böyle. Dedim ki yok bugün havada bir şey var ya. Bugün işte yağlanmadım falan filan oldum. Ama sonra sürekli kullanmaya başladım. Otomatikman zaten hani kullandığımın da göstergesi böyle şeyleri falan biraz deforme oldu. Ucu da yani böyle çok şeyken hani artık kullandım belli yani bunu. Ve bitmek üzere. Böyle de bir gerçek var yani. Hakikaten kullandığım bir ürün haline geldi. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü hani hakikaten kullanmadığım bir şeyi size vermek istemezdim. Hani böyle işte bana oradan işte şey yaptılar ben de size vereyim falan işte benim de havam olsun videom izlensin daha çok subscribe olayım. Evet öyle kaygılarım var tabii ki. Ama en azından doğru düzgün yapıyorum. Gerçekten çok iyi. Atmıyorum. Ha tabii ki siz de tutmayabilir onun da suçlusu ben değilim yani. Koskoca nerede o? Mac yani. Ay bunun da her tarafı demiş yok yazıyor. Koskoca Mac yani olmuyor bana. Olmuyor. Bütün herkes Mac kullanıyor bana olmuyor. Verdim o kadar parayı. Kaldı yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden bunu bir hediyem bu olacak. İkincisi ki hakikaten bence hayat kurtarıcı. Bunu da kullandığımı göstermek istiyorum size. Bu da makyaj silicinizin şunun içinde olduğunu düşünün işte. Eyeliner'ı çizdin. Anam biri uzun oldu, biri kısa oldu, biri kalın oldu, biri ince oldu. Ne yapacaksın? Hep kalınlaştırıyorsun değil mi? Bir bakıyorsun bu kadar eyeliner'la çıkmıyorsun dışarı. Sil bir daha yap, olmuyor çünkü. Ama bu arkadaş her şeyi hallediyor. Nasıl mı? İşte öyle. Şu an tabii ki bakmadan yaptığım için hop 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 hop. Sildi. Böyle mükemmel bir şey. Böyle yaptım kuyruğu. Biri kalın oldu, biri ince. Şıt yapıyorsun hemen. Ondan sonra devam ediyorsun yallah. Bu kadar basit. Bir hediyem ne olacak? Bak kadar hayat kurtarır ya. Yağlı bir yapısı var ama hani biraz sildim hemen üzerine yapayım demeyin. Çünkü yağlı bir yapısı olduğu için eyeliner tutmayın. Böyle bir bezle veya parmağınızla o yağını biraz alın. Yani yağlı olması gerekiyor çünkü biraz zaten makyajı çözebilmesi için anında bu kadar kolay. Ondan sonra şöyle bir yağını aldıktan sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Onda adı Shocking Eye Remover Stick. Silgi gibi kullanılır. Kolay ve hızlı bir şekilde göz makyajı hatası düzeltilir. İçinde bulunan buğday embriyosu ve susam yağı göz çevresini nemlendirir ve besler. Bu kadar basit. Bir diğer hediyem bu olacak. Öbürüne gelince ayrı bir aşkım, gerçekten ayrı bir aşkım olur kendisi. Skin maskara. Bu hakikaten acayip bir şey. Önce okuyayım. 75 telden oluşan özel fırçayla kirpiklerin daha hacimli ve uzunlu görünümünü sağlar. Kirpikleri besler ve kirpiklerin dökülmesini önler. Göz makyajı temizleyicisi kullanmadan ılık suyla kolayca çıkarılır. Hakikaten ben böyle bir maskara daha görmedim. Yani bir sürü anormal değişik tiplerde maskaralar gördüm ama bunun gibisini görmedim. Şöyle göstereyim. Şu. Arkadaş bu. Bunun nesi maskara diyecek olabilirsiniz şu anda ama hakikaten çok iyi. Nedenine gelince. Dediğim gibi 75 tane minnacık telden oluşuyor. Gerçekten tarak işlevi görüyor. Ve hani böyle ucunda maskara yokmuş gibi geliyor size ama hakikaten var. Hani ben bir süre böyle ulan acaba bunun için boş mu falan oldum böyle ama yani kullanınca anlıyorsunuz zaten farkı. Gerçekten tarıyor, kirpikleri teker teker ayırıyor. Neredeyse teker teker ayırıyor. Yani diğer maskaralar gibi böyle kalıp olmuyor, kalıntı olmuyor. Bu hakikaten teker teker ayırıyor ve upuzun yapıyor kirpikleri. Yani uzun gösteriyor. Tabii ki renginden ötürü siyahlaştırıyor. Daha koyu bir görüntü oluyor. Ve çok doğal duruyor. Yani maskara yokmuş gibi oluyor. Hakikaten çok doğal. Uzun kirpikleriniz varmış gibi oluyor. Şu an kötü bir abla olabilirim ama okulda falan kullanabilirsiniz yani fark edeceklerini zannetmiyorum hocaların liseliler. Şimdi tamam şimdi dürüst olalım, ben de lisede makyaj yapıyordum, çok da yüzümü yıkatmışlıkları vardır bana. Ama bunu olsaydı işte fark etmezlerdi. Eminim fark etmeyeceklerine, gerçekten çok abartmazsan tabii 15 kat sürersen belli olur her şey gibi. Ama gerçekten çok doğal görünüyor. Çok hoşuma gitti. Mesela ben normalde çok böyle kirpik severim. Hani en böyle kalın maskaralar olsun falan filan. Ama günlük hayatta tabii ki olmuyor. Ne bileyim akşam dışarı çıkarken veya özel bir yere giderken veya hakikaten göz makyajımı çok abarttıysam yine kirpikleri de böyle blenk diye açarım. Ki zaten normalde de uzun siyah kirpiklerim var. Hani böyle kirpik takmış gibi olurum normalde herhangi bir rimel sürdüğümde. Ama bununla gerçekten çok doğal görünüyor. Ve hani böyle çok günlük kullanıma acayip uygun bir şey. Yani böyle ufak bir göz kalemi ve bunu sürdükten sonra hani şey makyaj yaptım mı yaptıramadı böyle konduramıyor insanlar ama yapmış oluyorsun ve yataktan kalkmış gibi görünmüyorsun yani. Gerçekten iyi. Bunu da hediyelerimden biri olacak. Şimdi ben her zaman gibi bu hediyeleri kime vereceğim, nasıl belirleyeceğimi düşünmedim. Neden? Çünkü acayip yorgunum, kafam çalışmıyor. Şimdi düşünelim. Bir kere bunlar yeni yıl hediyesi. Onunla bir anlaşalım. Yeni yıl hediyesi bunlar. 3 kişiye vereceğim. Birine bundan, birine bundan, birine bundan. Ve YouTube kanalını, Annyong Chingu TR YouTube kanalını takip ediyor olmalısınız. Bu birinci koşul. İkinci koşul, bu videonun altına yorum yapmış olmanız gerekiyor. O yorum nasıl olmalı? O yorum öncelikle hangi ürünü istediğinizi belirtmeli. Eyeliner, silgi ya da maskara, rimel yazabilirsiniz. Yani tam adını yazmanıza gerek yok. Sadece hangisi olduğunu anlayabileceğim bir şey yazmanız yeterli. Ve o kadar. Bakayım, düşüneyim. O kadar. Evet, o kadar. YouTube kanalımı takip ediyor olmanız gerekiyor. Ve bu videonun, ama bu videonun altına hangi ürünü istediğinizi belirten bir mesaj, bir yorum yazmış olmanız gerekiyor. O kadar. Ben de onların arasından yine çekiliş yaparım. Kesmeli biçmeli. Yok, bu sefer bir tane internet sitesi bulacağım. Ya o seçsin beni. Kesmeli falan. Böyle, bu kadar. Yeni yıl. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Herkese kutlu olsun. Yılbaşında sınavlarım var. O yüzden size yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Herkese kutlu olsun. Tamam, ben buradan kalkıp uyumaya gidiyorum. Saat 7 falan ama uyuyacağım hakikaten yani. Çok uykum var. Makyajım nasıl? Bu arada şimdi neredeyse 3 yıl mı, 4 yıl mı oldu? Ne kadar oldu? 3 yıl oldu herhalde. Vloga başlayalım. Yani ne bileyim işte genelde makyajlıyımdır. İşte genelde saçlarım düzgündür. İşte tırnaklarım ne bileyim uzundur. İşte ojelidir falan. Yani hakikaten makyaj yapsam bile hiçbir işe yaramıyor. Saçlarım çok pis, kirli, taranmamış. O yüzden kafamda bu var. İşte ne bileyim tırnaklarım manikürsüz, kısa ve ojesiz. Çünkü gerçekten vaktim yok. Gerçekten ölmek üzereyim ya. Son sınıf olmak çok kötü bir şey. Son sınıf olmayın. Tamam mı? Boş verin. Mezun olun. Ne yapacaksınız? Diyeceğim ve anneler beni dövmeye başlayacak. Benim kızım neler izliyor diye. Hayır, şaka yapıyorum. Bu da tatlı bir şey. Gerçekten egomun bu kadar tatmin olduğunu daha önce hiç hissetmemiştim ama gerçekten bu kadar yorulduğumda çok nadir anlar olmuştu. Hani böyle hayatımın döneminde bir hafta çok yoğun olur, bir ay çok yoğun olur ama böyle hakikaten her günümün yoğun geçtiği bir dönem olmamıştı. Öyle yorum. Ama mümkün olduğunca gerçekten buralarda olmaya çalışacağım. Bu kadar. Bir tane video çekeyim bari. Annyong. 요즘 정말 미치겠어 손에 일도 안 잡히고 요즘 네 생각에 아무것도 못하고 있어 가끔 연락 올 때면 심장이 터질 것 같아 일나 모르죠 맞았나 솔직히 연애 안 한 지 오래돼서 그래서 어떻게 다가가야 할지 몰라서 일단 너에게 다가갈게 하지만 널 위해 준비한 선물 이제 나 더 이상 망설이지 않아. 이런 내 맘을 받아줄래? 난 너를 사랑해. 널 위해 준비한 선물, 어설프고 서툴러 보이겠지만 하지만 널 위해 준비한 선물, 어설프고 서툴러 보이겠지만 내게 내민 내 맘을 받아줄래? 난 오직 너였으면 해. 너를 위해 불러보았던 나의 솔직한 마음을 네가 듣고 찾아와 주길 바라.